Sıcak gelişmelerin yer aldığı Art Belediye ve Haber Bültenimize başlıyoruz. Boşka Belediyesi'nin başlattığı Engelleri Birlikte Aşalım projesinde belediyeye bir iş alanı tarafından engelsiz yaşam aracı hibe edildi. Haberin detaylarını izliyoruz. İyi günler. Ben Boşka Belediyesi'nin engelliler hizmetinden faydalanmak istiyorum. Amcamın yüz bakımını ver. Evet, sanırım. Boşka Belediyesi Engelleri Birlikte Aşalım projesi kapsamında evlerinde yatalak, berber hizmeti noktasında mağdur olan ailelerimize telefon açmaları halinde evlerine kadar gidip gereken saç sakal tıraşlarını yapıp onların günlüğüne hizmet ayağımıza gelmiş oldu bir anlamda. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tür hizmetleri belediyenin? Öncelikle Boşka Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Böyle bir hizmeti verdiği için. Bu hizmeti böyle insanlara yardım ettiği için gerçekten çok önemli. Sizin için iki görev yaptı. Zor olmuyor. İyi bir şey yaptığınız zaman zor olmuyor. Hiçbir insan için. Güzel bir şey yaptığımız düşünüyorum. Belediyenin hizmeti nasıl? Evet. Güzel. Teşekkür. Topluma kazandırılması, toplumda bizim gibi onların da yaşam hakkı olduğunu bilerek bir iş adamımıza böyle bir teklifle gittik ve bu teklifi Sayın Metin Acar değerlendirdi ve belediyemize bir engelsiz yaşam aracını hibe etti. Biz bu araçla bütün engellilerimizin hastaneye ulaşımı ya da sosyal alanlardan faydalanması ya da yatalak engelli hastalarımızın saç, sakal tıraşı bakımlarının yapılmasıyla ilgili bir sosyal proje geliştirdik ve bu projeyi Boşka'da uyguladık. Edindiğim izlenime göre de vatandaş ve engelli aileleri, engellilerimiz bu konudan, bu yapılan hizmetten çok memnunlar. Belediyenin kendi telefonunu aramaları yeterli. Biz sosyal medya üzerinden de bize ulaşabilirler. Telefon aracılığıyla da ulaşabilirler. Encümen arkadaşlarımıza da ulaşabilirler. Belediyenin kendi hattından da bize ulaşabiliyorlar. Zaten biz de ilgili kurumlardan ortaklaşa çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın bir listesini oluşturduk. Kimlere nasıl hizmetlerde bulunabiliriz'i planladık ve bu plan doğrultusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gündem Artvin gazetesinde yer alan habere göre 1 Temmuz normalleşme genelgesi yayınlandı. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin yeni bir genelge yayınladı. Genelgenin ayrıntıları şöyle. Sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları, 01.06.2021 tarihi ve 8.878 sayılı genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları, hafta içi ve hafta sonu dahil 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve sokağa çıkma şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. İş yerlerinin faaliyetleri. Hali hazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebileceklerdir. Salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtilen masa ve veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Kahvehane, kıraathane gibi kit, taş ve benzeri oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynamasına, oynatılmasına müsaade edilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir. Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22'de, diğer yerlerde ise saat 21'de sona eren müzik yayınları canlı icra edilenler de dahil, bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24'e kadar yayınlanabilecektir. Toplu ulaşım tedbirleri. Sağlık yönetimi ve çalışma rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu koltuk kapasitesi sınırlandırmalarına son verilecektir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarının kullanılmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır. Son haberimizde ise Artvin Memleket Partisi İl Başkanı Fehmi Mutlu, Artvin'i TV ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi'nin Artvin'deki yönetim kurulunu oluşturduk, merkez ilçemizi kurduk, Hopa ilçemizi kurduk, Gardan ilçemizi kurduk, Şavşat ilçemizi de kurduk. Şu anda 4 ilçemiz hazır. Diğer ilçelerimizde şu anda çalışmalar devam ediyor. Onları da kongrelerden sonra onları da aktif hale getireceğiz. Önümüzdeki ay 1'inden 19'una kadar ilçe kongrelerimizi yapacağız. 2 Ağustos'ta il kongremizi yapacağız. Teveccüh noktasında halkın tabanın teveccühü çok yüksek. Şu anda 400'e yakın üyemiz mevcut. İnsanların bir arayış içinde olduğunu, artık siyasi çirkin söylemlerden insanların bıktığını, sokaktaki insanların yüzünün gülmediğini, gençlerin ümitsiz olduğunu görüyoruz. Biz buradaki gençlerimize, sokaktaki insanlarımıza ümit olmak için, onların dertlerine çare olmak için, öğrencilerimize geleceklerini eline alması için her noktada mücadelelerine katkı vermek için Memleket Partisi olarak, İl Başkanı olarak, Genel Başkanımızın genel talimatları doğrusunda Artvin'de siyasi hareket alanını açarak yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuza devam ederken de şuna çok dikkat ediyoruz özellikle. Sokaktaki insanlarla, yani sokağın itibar ettiği siyasi rantla değil, tamamen halkın içinden gelen insanlara, yönetimlerimiz de böyle kurduk. Asla ve kata işte Artvin'de siyasi böyle parası, paragrafi siyasetinin dışında tamamen durarak halkın kendisiyle iç içe öğrencilerimiz, engellilerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız, bu insanlarla birlikte yönetim kurullarını oluşturduk. Çünkü bunlar bu toplumun gerçekleridir. Biz bunlarla birlikte Artvin siyasetine yön vereceğimizi inanıyoruz. Hiçbir siyasi partiyle hiçbir hesabımız yoktur ama yanlışlarını gördüğümüzde doğru noktalarda eleştiri yapacağız. Eleştiri yapmak için de eleştiri yapmayacağız. Gördüğümüz eksikleri, gördüğümüz yanlışları uyarım mahiyetinde yapacağız ama Memleket Partisi olarak hakikaten diyorum hiç kimseyle bir hesabı olmadan Artvin'deki siyasetin rengini, tadını bundan sonra bizimle birlikte vatandaşlarımızın yaşayacağına inanıyorum. Artvin TV'de yayınlanan meslek örgütleriyle söyleşi adlı programa Artvin Çoruh Spor Kulübü Başkanı Murat Yılmaz konuk oldu. Artvin Çoruh Spor Kulübü'nün Artvin'in en eski spor kulübü olduğunu söyleyen Yılmaz, daha önce kapalı spor salonunun yanında bir şehir stadı vardı. Artvin Spor, 7 Mart Spor, Artvin Çoruh Spor paranın bu kadar ön plana çıkmadığı dönemlerde amatör bir şekilde oynuyordu. Artvin'li gençler bu mücadeleye yıllarca devam etmiş fakat 80'li yıllardan sonra biraz daha olayın boyutları değişmiş ve kulüpler teker teker kapanmış. Bizler de tekrar arkadaşlarımızla beraber 2012 yılında Artvin Çoruh Spor Kulübü'nü kurduk. Kulübü kurduğumuzda 1961 yılında Artvin Çoruh Spor Kulübü adında bir spor kulübü olduğunu bilmiyorduk.
sonradan sosyal medya aracılığıyla öğrendik ifadelerine yer verdi. 2020 yılında bölgesel amatör lige çıkacağız dedik, çıktık. 2012-2015 yılları arasında tekvando gibi bireysel sporlarda önem verdiklerini belirten Yılmaz, altyapı çalışmaları yaptıklarını ve 2015 yılında da yönetim kuruluyla beraber futbol branşında belli bir hedef koyarak ilerlemeye başladıklarını ve takım bu şekilde kurduklarını ifade etti. Şimdi haberimizde ise atanmayan öğretmenler iki bayan olarak ayakları üzerinde durabilecekleri, eğitimde hizmet verebilecekleri, özellikle İpek eğitim gelişim kursunun açılma hikayesini Artvin TV ekranlarında anlattı. 2011 yılında İstanbul'dan taşındıktan sonra hani eşim Okan ve Sinay arkadaşımla beraber, eşi Barış'la beraber hani böyle bir yer açmayı çok düşündük. Fakat o süreçteki işte yer bulamama falan filan sonra o süreçte biraz vazgeçtik. Sonra 2019 yılında böyle bir şeyi tekrardan niyet ettik. Çünkü bizler iki eğitimci, devletleri çalışmış insanlarız fakat atanamayan öğretmenleriz. Evet, aslında haber bombası bu. Evet. Atanamayan öğretmenler, kaç yıl eğitim aldınız? Doğru. Hiç atanamadınız değil mi? Yok, yani devlet ücretli çalıştık, bir iki öğretmenlik yaptık, özel sektörde çalıştık. Fakat atanamadık. Yani çünkü alım yok devlette, yani yeterli puan da aslında alım yoktu. Burası açık var ama. O yüzden de biz de hani kendi iki bayan olarak hani ayaklarımız üzerinde durabileceğimiz ve yine eğitime hizmet verebileceğimiz bu kurumu açmaya tekrardan niyet ettik 2019 Haziran ayında ve bu işe başladık. Evet, ne güzel yollarınız kesişmiş bir yerde. Artvin'e bir hizmet sektörü doğmuş, bir işletme. Yani eğitimde çocuklara eğitim veriyorsunuz ama aynı zamanda kayıt altına alınmış bir işletme, devlete de vergi ödüyorsunuz, katma değer yaratıyorsunuz. Evet, çok bayağı uğraş verdik zaten. Hani devletin bakanlığın sunmuş olduğu şartları bulmak ve hani ona uygun olarak bir kurum açmak için hani 4 ay kadar bir süreç geçirdik yani açmak için. Hani ruhsat alabilmek için kime bağlısınız şu anda? Milletin müdürlüğüne. Evet, şimdi Sinay Hanım. Şimdi size vereceğim sözü. Tamam. Şimdi bulunduğumuz mekan ne kadar metrekare? Nasıl yani? 500 metrekare. Toplamda evet. 500. 240'tı 500. Evet. Kaç odanız var? 7 sınıfımız var. Bir öğretmen odamız var. İşte müdüriyetimiz 2 bölümden oluşuyor. Evet. O şekilde. Yani şimdi siz kolej eğitimi veriyorsunuz aslında değil mi? Aslında öyle. Evet. Zaten biz belirli bir sayıda öğrenciyi bekliyoruz. Hani bir kapasitemiz var. Bunun üstüne almayı da düşünmüyoruz. Şöyle yetebileceğimiz kadar öğrenci alalım. Kaç tane öğrenciyle? Bir sınıfta kaç tane öğrenciye eğitim veriyorsunuz? Yani şöyle pandemi öncesi 15-20 kişilik oluyordu sınıflarımız. Ama pandemiden kaynaklı bunu yarıya indirdik. %100. Ama şubeleştik hani. Bu sefer şube şeklinde. Evet, böldük çocukları. Yani en kalabalısınız şu anda 12. Evet. 12 falan. 10 arası değişiyor. Evet. Vali Doruk'tan gece mesaisi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, esnaf ziyaretleri kapsamında ilimiz Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnafa işlerine bereket ve hayırlı kazançlar dileyen Doruk, daha sonra sokakta asayiş uygulaması yapan polis ekiplerini de ziyaret ederek görevlerine başarılar diledi. Bir sonraki haberimizde ise, pandemi dönemiyle birlikte insanlar köylerine dönüp yeni yaşam alanlarına yerleşmeye başladı. Milletin de işi görülsün diye gidip Sürmene'de bu işleri Sürmene'de yaptırıyoruz. Sürmene'de yaptırıyoruz. Millete de hizmet olsun yani boş durmaktansa. Siz burada kazmak yürek sapı takıyor musunuz? Keser. Saplarını takıyoruz. Saplarını takıyoruz. Kazma kürek. Her şey bulunuyor tabii. Neler var peki? Hangi ürünler var? Kazma var. Çapa dediğimiz var kazmak için. Gene baltalarımız var, oraklar var. Çeşit çeşit var tabii. Sungi dediğimiz şeyler var. Diken orakları var. Bel kürekleri, beller var. Tırpan sapı, tırpan var. Ayrıyetten bakır alıp satıyoruz. Bakır, hurda eski bakır yani. Eski bakırları alıyoruz. İsteyen olursa da satıyoruz bazen. Yeniden... Kalayını falan yaptık. Kalay yok. Kalaycı kalmadı memlekette. Kalay yok. Kalaycı... Eski meslekler yavaş yavaş öldü. Bitti. Az önce bitti. Yorgancılık dediniz. Evet. Kalaycılık. Bitti. O da bitti. Kalaycılık da bitti. Bazı şeyler bitiyor yani. Peki pandemi döneminle birlikte insanlar köylerine dönmeye başladı. Evet. Köyleri olmayanlar bir yerlerde evet. Köyde yer alıp başladılar. Evet. Üretime başladılar. Arttırdı mı işlerinizi? Biraz fark etti tabii. Millet köye gitmeye başladı. Arazi sonra bu hormon dolayısıyla millet organik yapıp
kendi kendini hem de hobi gibi. Çok var öyle. Dışarıdan gelen var. Hatta geçen Sinoplu birisi İstanbul'dan geldim dedi. Burada yer tuttum dedi arazi. Yani sebze meyve yetiştirmek için olur ki gitmiyor dönemde dedi belki de. Burayı seversin dedim ona. Tabii iyi yer. Güzel yer. Sakin yer. Sakin yer. Doğası da güzel. Suyu da güzel. Başka yerlere gitsen su içemezsin zaten ama burada musluktan su içebilirsin. Temiz suyumuz temiz. Her şeyimiz iyi de insanlarımız namkör anlayacağın. İnsanlarımız yani olduğu yerin kıymetini kimse bilmiyor. Bilmeyince başkası biliyor yani dışarıdan geliyor. Ben geçen sene şeye gittim Karagöl'e, Artvin Bortka'ya. Adana'dan geldi diyor ya, kızlar geldiler, genç kızlar, adamlar. Sordum nereden geldiniz dedi ki Adana'dan. Oradan buraya ne işiniz var dedi ki siz cennette yaşıyorsunuz dedi. Biz orada ne çekiyoruz sıcakta, ağaç bile yok bizde dedi. Karagöl orası ya bağış tabi. Biz de uzak diye gitmiyoruz. Evet evet. Yani kimse olduğu yerin değerini bilmiyor. Vatandaş ne yapsın? Sınırlı sorumlu 33 nolu şehir için Minibüsler Kooperatif Başkan ve Artvin Şoför Odası Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz konuk olduğu programda önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizi, Artvin'imizi tehlike altına alan COVID-19'a karşı tedbirimizi ihmal etmeden maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermemize ve bu salgından hep beraber kurtulmamıza bir an önce eski normalleşmeye dönmemizi diliyorum. İlimizde pandemi kontrollerinde ve denetimlerinin esnaf-vatandaş ilişkisini samimi bir şekilde uygulayan, pekişen, esnaf ve vatandaşlarımızı en güzel şekilde dinleyen, sorunların çözüm noktasına kadar takip eden Sayın Valimize, İl Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Alay Komutanımıza ve Artvin Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz dedi. Bir sonraki haberimizde ise doğamızı biz koruyoruz, biz güzelleştiriyoruz ama biz mahvetmeyelim. Şu an Artvin Çiftlik Köprü'deyiz. Buradan Mençina'ya doğru devam edeceğiz. İlk kez geliyoruz. Malum pandemiden dolayı çok fırsat olmuyor. Hatta benim ilk toplu olarak gezim diyebilirim. Yani şöyle baktığımda yeşillik beni sarhoş ediyor. Öyle söyleyebilirim. Beğendiniz mi diye soracak olursanız şayet. Yani aşık oldum. Öyle söyleyeyim. Şu konuda gelecek olanlara şunu tavsiye ediyorum. Yani doğamızı koruyalım. Çünkü çoğu yerde gördüğüm şey çöpler ya da ne bileyim hani doğaya sürekli zarar veriyorlar. Bu konuda kesinlikle uyarmak istiyorum. Doğamızı biz güzelleştiriyoruz, biz koruyoruz. Ve aynı şekilde sonuçta sadece biz canlı olarak biz yaşamıyoruz. Doğada hayvanlar da var. Doğamızı koruyalım diyorum. Yani hani madem yeşillik ve tarih iç içe bunu koruyalım diyorum. Son haberimize ise türü az bulunan Vejan Dutu'nun pekmezi Yusufeli'nin Balcı köyünde yapılıyor. Haberin detaylarını izliyoruz. İddia ediyorum Yusufeli'nin en iyi düt pekmezi Balcı'da Savriyat'ta yapılır. Çünkü sebebi de başka yerde beyaz şeyle dütle yapılan pekmez burada Vejan Dut denen özel bir cinsle yapılıyor. İşte görüyorsunuz yakından bakalım. İşte bu. Lezzet burada. Kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra Ardahan, Kars, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Artvin çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksaklıklar, yağış anlamında kuvvetli rüzgarlar, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Haber bültenimizin bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek üzere.